Fotosentetik pigmentler, pigment renk maddesi demektir. Işık enerjisini emen ve fotosentezde kullanıma yardımcı olan, ışık enerjisinden e, canlının yararlanmasını sağlayan renk maddelerine fotosen, fotosentetik pigment adı verilmektedir. E, bitkilerde veya canlılarda e, iki önemli fotosentetik pigment var. Bunlardan biri klorofil, diğeri karotenoiddir. Klorofil molekülleri, klorofil A ve B olmak üzere genel olarak ikiye ayrılır. Bir klorofilin yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve manezyum bulunmaktadır. Ee, burada dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan bir tanesi şudur. Klorofilin yapısında azotun varlığına ve manezyumun varlığına özellikle dikkat edelim. Klorofil ışık enerjisini emen en önemli pigment maddesidir. Karotenoidler çiçek ve meyvelere renk vermenin yanında kloroplastın yapısında bulunup ışık enerjisinin soğurulmasına, emilmesine de yardımcı olur. Aynı zamanda zarlı ışınları emerek klorofilin zarar görmesini önlerler. Burada karotenoidler eee ışık enerjisini klorofile aktarır. Fotosentezde klorofillerin karotenoidlere göre daha önemli bir rolü vardır. İlerleyen konularda bunu biraz daha detaylı göreceğiz. Üç önemli karotenoid vardır. Karoten, likopin, ksantofil. Burada bunlar bu karotenoidler verdiği renklere göre adlandırılmıştır aslında. Turuncu renk karoten, likopin kırmızı renk, ksantofil ise sarı ve renk vermektedir. Renge göre bunlar çeşitlenmektedir. Üçüncü bir yardımcı pigment grubu fikoeritin veya fikosiyanin pigmentlerinden de bahsedilebilir. Ee, bu pigmentleri bütün bitkilerde, bütün canlarda görmeyiz. Ee, bunların fikoeritinin yapısında demir vardır. Fikosiyanin yapısında ise bakır minerali bulunmaktadır. Ee, fotosentetik pigmentler, yeşil ışığı yansıttıkları için bitkiler yeşil renkte gözükmektedir diyebiliriz genel olarak. Engelman bilim insanının yaptığı bir deney vardır fotosenteze ilgili. Engelman'ın yaptığı deneyin temel amacı e, görülebilir ışınlarda hangi ışık dalga boyunda veya hangi renklerde fotosentezin daha hızlı gerçekleştiğini araştırmıştır. İpliksi bir su yosunu kullanmıştır. Bakın şekilde gördüğümüz gibi ipliksi bir su yosunu. E, yani bir ak türünü foto, burada deneyde kullanıyor. Bir akvaryumun iki uç noktasına suyosunu tutturuyor. Bu ortamda ipliksi suyosunun üzerine ışın spektrumunu gönderiyor. dolayısıyla hangi bantta, hangi renkte fotosentezin daha hızlı, hızlı olduğunu anlayabilmek için açığa çıkan, hangi bantta açığa çıkan oksijenin daha fazla olduğunu araştırmak istiyor. Bu amaçla ortama aerobik bakteriler koyup bakterilerin hangi bantlarda daha çok toplandığını araştırmıştır hangi bantta daha çok bakteri toplanmışsa orada oksijen çıkışı daha fazladır. Çünkü bunlar zorunda ayrı bakterilerdir. Oksijeni seven bakterilerdir. E, sonuç olarak deneyin sonucunda şunu görmüştür. Kırmızı ve morda mor ve kırmızı renklerde bakteriler en fazla toplanmış. Yeşilde ise en az toplanmıştır. En fazla bu ikisinde en az ise en az ise yeşilde toplandığını görmüştür. Yani Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Mor ve kırmızıda fotosentez en hızlı. Yeşilde ise fotosentez en yavaştır. Yukarıdaki deneyde girişim aralığından hangi renk ışık geçirilirse galvanometrede ibre en az hareket eder. Şimdi deney düzeneğini incelediğimizde bir ışık kaynağımız var. Bu ışık kaynağı beyaz ışık yayıyor etrafa. Beyaz ışık ışık prizmasından geçtikten sonra renklere ayrılıyor. Girişim aralığı, bakın önde e, renk prizmasının önünde e, bir levha var. Bunun üzerinde bir delik var. Bu girişim aralığı hangi rengin üzerine getirilirse delikten o renkte ışık geçiyor. Yeşile getirdiğimiz zaman, buradan yeşil mora getirsek mor ışık geçer. Geçen ışık klorofil çözeltisinin içinden geçiriliyor, fotoelektrik tüpe düşüyor. Ve fotoelektrik tüpün üzerine düşen ışığın şiddetine bağlı olarak, metredeki ipi hareket ediyor. Işık ne kadar şiddetli ise galvanometredeki ipe o oranda iler hareket edecektir. Ne kadar zayıfsa o oranda az hareket edecektir. Yani soru bize şunu soruyor. İpre en az hareket eder derken klorofil pigmenti hangi renkteki ışığı en fazla emer ki fotoelektrik tüpe bundan dolayı az ışık düşecek veya şiddeti zayıf ışık düşecek. İbra az oynayacaktır. Dolayısıyla klorofilin en fazla emdiği ışığın rengini tespit etmemiz bilmemiz lazım. Engelman'ın deneyinden hatırlarsanız morda, da, ve kırmızı da fotosentez en hızlıydı ve en fazla bu ışıklar emiliyordu. Dolayısıyla burada verilen cevaplar içerisinde incelediğimiz zaman morun olduğunu görüyoruz. Cevap D şıkkı olmalıdır. Yardımcı pigmentler fotosistemlerde bu görevlerden hangilerini yapar? Yüksek enerjiden klorofilleri korurlar, zararlaşınları absorplarlar. Bundan dolayı klorofiller zarar görmez. Işık enerjisini absorplayarak büyük bir bölümünü klorofile aktarırlar. Elektron fırlatma özelliği klorofillerde var olan bir özelliktir. Klorofile özgüdür. Yani yardımcı pigmentlerde bu özellik yoktur. Yardımcı pigment dediğimiz pigmentler hatırlarsanız karotenoidler, karotenoidler ve bazı bitkilerde bunlara ilaveten fikoeritrin, fikosiyanin gibi pigmentlerdir. Bunların elektron fırlatabilme özelliği yoktur. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olup C şıkkıdır. Yukarıda belirtilen hücre organellerinden hangileri odunsu bir bitkinin gövdesindeki bütün canlı hücrelerde bulunmaz. E, bu tip sorularda en olumsuz örnek üzerinden gidelim. Mesela fulem, fulem canlı hücrelere sahip iç kısımdadır. Kesinlikle kloroplast taşınmaz, klorofil pigmenti taşınmaz. Dolayısıyla bunu hemen geçiyoruz. Canlı hücreler olduğuna göre ribozom mutlaka vardır. Golgi, endoplazmik retikulum gibi yapılar, organeller bulunabilir. E, kesinlikle bulunmaz dediğine göre bütün canlı hücrelerde bulunmayan ortak unsur Burada kloroplast olmalıdır. Diğer organeller bulunabilmektedir. Cağımız A şıkkı olacaktır. Genç bir bitkinin gövde, yaprak sapı, kök organlarının hangilerinde fotosentez gözlenebilir? Fotosentezin bitkisel bir yapıda gözlenebilmesi için mutlaka o yapının doku ve bazı hücrelerinde kloroplast organeli mutlaka bulunmalıdır. Genç bir bitkinin gövdesinde kloroplast organeli bulunabilir. Genç dallarda, genç gövdelerde bunları kloroplastı görebiliyoruz. Zamanla tabii ki bitki yaşandıkça dıştaki o kloroplastlı hücreler vesaire değişim yaşıyor. Dışta kalın bir kabuk oluşmaya başlıyor. Yaprak sapında da benzer durum söz konusudur. Yani genç bir yaprağın yapında, yapısında kloroplast taşıyan hücrelere rastlayabiliriz. Ama kök toprak altı organıdır kesinlikle kloroplast taşımaz. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 2 olmalıdır. Cevabımız C'dir.